31 Ağustos 2019 İzmir Selçuk Gökçeala Mahallesi'nde rekor gelişim müşterimiz Hüseyin Uz. Evet, doğrudur. Burada Alfons çeşidi olan bağlarında bu sene rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Hüseyin abi, burada neler oldu? Bu bağınızda ne vardı? Ne değişti geçen seneye göre? Kısaca bir özetleyelim. Tamam, doğrudur. Şimdi toprak altı sert olan bir toprak. Bölge olarak bölgeyi söyleyeyim. Karasuluk. Karasuluk bölgesinde. Karasuluk. Sert toprağa sahip sert. Bir yer. Altı sert. Altı sert yani. Evet. Üst üzeri iyi de. Bir de floksora hastalığı olan bir yer. Floksora hastalığı idi. Olan bir bağ. Evet. Ürün randımanını alamıyorduk. Şaraplık satmak zorunda kalabiliyorduk. Bazı ilaçlar kullanabiliyorduk. Tamam. Tam şey yapamıyorduk. Verimli olmuyordu. Peki bu sene gayet güzel tutum görünüyor. Evet. Çubuklara bir gösterelim isterseniz. Şimdi şöyle. Bu sene fark şu. Bir de bak, çubuklar şöyle daha kalın. Gösterelim. Çubuklar daha kalın. Çubuklar kalın. Daha büyük. Salkınlar daha büyük. Taneler irileşti. Bir de yapraklar büyük ve sünger gibi. Kendini bırakıyor. Yani kırılmıyor yapraklar. Şöyle gösterelim şuradan da. Aynı şekilde. Yani rekolte şöyle arttı. Gelelim. Ürün. Şimdi birinci olarak ana gözlediğimiz, şöyle gelelim. Tanelerin ünlü olması, tutum olması, çubukların daha kalın olması. Evet, doğrudur. İlk gözlemlediğimiz bu. Bu. Yani burada yaprakların ünlü olması. Yaprakların ünlü olması, gözle canlı görülür, olması. Gözle görülür çok büyük bir ilerleme var. Bir de burada şimdi şunu söylediniz. Floksaralı bir bağ, hastalık evet. olan bir bağ. Ve burada tatlı çubuktan. Evet, doğrudur. Dikilmiş bir bağ olduğunu Amerikan söylediniz. Amerikan asması olmadığı için floksora çok etkili oluyor. Evet. Ürün almak çok zorlaşıyor. Bazı arkadaşlar köklemek durumunda kaldılar. Sökmek zorunda kalıyor. Ben bu rekor gelişimi kullandıktan sonra normal statüsüne döndü. Şimdi şöyle söyleyeyim. Rekor gelişim, şöyle gelin. Kamera bizi alsın. Rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Bir ilaç, bir gübre değil. Her zaman söylüyoruz. Doğru. Burada tatlı çubuktan dikilen bağlarda floksera'dan kaynaklı çok çabuk öldüğü ya da bu kadar verim vermediği bir sonucu var bu havalede. Şimdi burada ilaçta kullanıyordunuz, farklı şeyler de yapıyordunuz. Daha önce de tatlı çubuk yıkıp diktiğinizde kuruduğunu zaten beyan ettiniz. Evet. Ama şu an bu yıl birinci yılımız. Evet. Geçen seneye göre, geçen yıla göre kıyaslarsanız mesela 1 ile 10 üzerinde ne kadar artmıştır? %50, %40, %90. %90 geçen seneye göre %90 arttı. %90 artış var. Şöyle gösterelim şuradan gene. Gelin. Yani şöyle üzümü yakın çekelim, üzümleri. Mesela bak. Yani bu şekilde, yani yaprak dediğiniz gibi şöyle evet. elim 22-23 santim. Bayağı büyük yani. Yani var. Burada bağ şeyleri. Bak şu yaprağa baksana ya. Bak mesela. Şimdi bak şu yaprağa bak. Şöyle gelin. Buraya da gösterelim. Yani çubuk rengi, evet. kalınlığı vesairesi. Her şey güzel. Burada ana gözlemlediğimiz öncelikle toprağımız kil. Tabanı aşırı sert bir toprak. Köklerimiz yayılamıyor. Kök gelişimi olmuyor. Verdiğimizi aldıramıyorduk. Artı çeşitten kaynaklı da tatlı çubuk diktiğimizde floksera'dan çabuk ölüyordu. Verim alamıyorduk. Evet. Geçen seneye göre %90 verim fazla. Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Önce Gökçeala'nın bu bölge. Vallahi. Bağcılık yapan üreticilere. Yani bağı hastalıklı olanlar özellikle kullansın. Hastalıklı olmayanlar onlar zaten kullansın. Yani şöyle bunu her zaman söylüyoruz. Sağlıklı bir toprak yapısında bağcılık da dahil tüm yapılan tarımsal üretimlerde verimliliği ne kadar yüksekse evet. o kadar az hastalık oluyor. Koruma yapacağız ama mutlaka toprağımızı güçlendirmemiz lazım. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Herkes tavsiye ederim bu. Şöyle bakalım o zaman ekranımıza. Teşekkür ederim. Şöyle elinizi sıkayım. Ekranı da şöyle gösterelim kendime. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün. pH'ı dengeleyin.